çok güzel. Evet, çok güzel. Sende kaç lira var? İki lira 30 kuruş. Sende ne kadar var? Üç 75. 5 lirayı ne yaptın? Şey, çok acıkmıştım. Üçüncü derste bir tane simit aldım. Üzülme. Zaten bu gülü 10 liraya bile vermezler. Vermezler. Oğlum, kapa şu bilgisayarı da dükkanla ilgilen. Ben bankaya gidip geliyorum. Tamam baba ya. Mine, kaç liraymış soralım mı? Bence çok liradır. Bizim paramız yetmez ki. Para biriktirir sonra alırız, olmaz mı? Olmaz. Annemizin doğum günü bugün. Onu bugün almalıyız. Hadi gel fiyatını soralım. Belki taksitle satarlar. Tamam. Şey, şuradaki camdan çiçeğin fiyatını soracaktık. Bakalım. ₺15. Çok güzelmiş. Çok da pahalı. Başka yerde bunlar ₺20. Şey, bizim 5 liramız var. Annemin doğum günü bugün. Yani onu alsak, 10 lirasını sonra versek olmaz mı? Hiç yolu yok mu? Tamam, teşekkürler. Hadi Mine. Bir dakika. Aslında bir yolu var. Kazanırsan gülü alırsın ama kaybedersen 5 liranızı alırım. Tamam. Sonradan ağlamak yok ha. Annem için abi. Hazır mısınız? Hazırım. Ben de hazırım. Hadi başlat. Başla. Annem için. Annemiz için. Vallahi komşum, yüzüne diye demiyorum. Ben Ahmet'in her şeyine kefilim. İyi ettiniz, çok iyi ettiniz. Ahmet, sana da çocuklarına da kol kanat gelir. İnşallah. Kolay mı bu devirde iki çocukla kadın başına ayakta kalmak? Zor, çok zor. Erkek kısmına iki kere zor yalnızlık. Çile. Öyle Hatice, öyle. Kuşlar bile yalnız uçmuyor. Allah senden razı olsun. Gönülle bir yuva kurmamıza vesile ol. Çocuklarım daha çok küçük. Üzülmezler inşallah. Ne üzüleceklermiş canım? Onlar da babasızlıktan kurtulacak. Ahmet, söyle de gönlün içi rahat etsin. Senin çocukların benim çocuklarım. Sen hiç merak etme. Onlara babasızlığı unutturacağım. Allah razı olsun. Artık bana müsaade. Sağ olasın Hatice. Tekrar hayırlı olsun. Sağ ol. Bana bak, sen de temizliğe falan gitmezsin artık. Milletin pisliğini biraz da başkaları temizlesin. Bilmem. Ne bilmemi kız? Bugüne bugün koskoca atölye şefinin karısısın. Ahmet çalışsın, sen yan gel yat. Oh, oh, sefan olsun. Arkadaşlar, atölyemiz bugün itibariyle kapanmıştır. Aa, nasıl ya?
kuvvetli olmamak. Öyle şey olur mu? Ne olacak bizim halimiz? Hatice abla, çocuklara hala söyleyemedim. Canım, bir de izin mi alacaktın? El kadar çocuk onlar ayol. Hem böylesi iyi oldu. Kabullenmesi kolay olur. Ya üzülürlerse? Babam öldü diye evlenmek zorunda mıydın derlerse? Hiçbir şeycik demezler. Çektiğin çilenin yoksulluğun onlar da farkında. Kolay mı canım tek başına temizliğe giderek çocuk okutmak, karında uyurmak? Değil. İnan hiç değil. Çocuklarım... Annem için abi, annem için. Ne olur hadi, yapabilirsin. Annem için abi, annem için. Sen merak etme, alışırlar. Kaç yıldır tanırım Ahmet'i, iyi adamdır. İnşallah çocuklarıma iyi davranır. Onlara üvey baba korkusu yaşatmaz inşallah. Merak etme kardeş. Hadi güle güle. Hadi Allah'a emanet ol. Kazandım. Hiç göstermiyorsun ama çok güçlüymüşsün. Hayır, çok güçlü değilim. Sadece annemi çok seviyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gel. Otur şöyle. Yoruldun bütün gün. Hem şöyle bir baş başa kalıp iki laf edemedik. Evlendik, iyi ettik gönül. Sen yalnız, ben yalnız. Yalnızlık gerçekten zor. Çocuklar geldi. Hoş geldiniz. Anneciğim, sana bir sürprizimiz var. Öyle mi? Benim de size bir sürprizim var. Hadi giy terliklerini. Anne, bu senin. Yunus, Mine, Ahmet amcanız bundan sonra size babalık yapacak. Biz evlendik. Doğum günü kutlu olsun anne. Mine, Yunus. Ben gidiyorum. Çocuklarla konuş. Evde huzursuzluk istemiyorum. Abi, annem evlendi mi? Evlendi mi ne? O adama babam diyeceğiz. Ben demeyeceğim. Ben de demeyeceğim. Tamam. Abi, annem üzülür mü?
Selamünaleyküm millet. Aleykümselam. Hoş geldin abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oo, taze damat, hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah. Hayırlı olsun damat bey. Eyvallah. Tam da yeni evlenmiştin, hiç iyi olmadı. Üzüldük senin için. Ne oldu ki? Senin haberin yok mu? Ne haberi ya? Sizin atölye. Oğlum, kızım. Atölyede ustabaşı. İşi de iyi. Kalbi de çok şükür güzel. İyi insan. Hem sizi de çok seviyor. Sen de onu seviyor musun peki? Seviyor tabii akıllım. Baksana evlenmiş bile. Anne, babamı da seveceksin ama değil mi? Tabii ki kızım, tabii ki. Babanız unutur muyum hiç? Anne, evlenmesen olmaz mıydı? Ben bakardım size. Bakardı vallahi. Benim abim çok güçlü, çok. Bilmem mi? İkiniz de çok güçlüsünüz. Ama benim gücüm kalmadı artık. Babanız öldükten sonra iyice güçsüz kanatsız kaldım. Yoruldum çalışmaktan, her gün temizliğe gitmekten. Bir hasta olsak güvencemiz yok. Ama Ahmet'in durumu iyi. Kimselere muhtaç etmeyecek bizi. Artık yorulmak yok, yokluk yok, yoksulluk yok. Artık bize o bakacak. Çok iyi bir işi var Ahmet'in. Sağlam iş, sigortalı, düzenli aylıklı. Koskoca atölyede ustabaşı. Çalıştığım atölye kapandı mı? Evet. Nasıl olur? Bu sabah atölyenin kapısına kilit vurmuşlar. Tabii sen bir haftadır izinlisin, haberin olmadı. Yok, olmadı. Bizden duymanı istemezdik ama tam da evlendiğin gün işsiz kaldın. Sana iş mi yok? Başka iş bulursun. Üzülme canım. Ahmet, nereye? Yazık ya adama. Ha demeye işi nerede bulacak? Yaşı da var. Kim buna iş verir ki? Asıl karısına yazık. Kadıncağız bununla evlenmeden önce iki çocuk bakıyordu. Şimdi bir ya. De Ahmet eklendi. Vallahi yazık oldu. Hayırlı olsun Ahmet abi. Hayırlı olsun Ahmet, evlenmişsin. Bu sabah atölyenin kapısına kilit vurmuşlar. Tam da evlendiğin gün işsiz kaldım. Ay adam düştü, yardım edin, bayıldım. Koşun yardım edin. Abi seni doktora götürelim abi. Yok eve. İyi abi eve mi gideceğiz? Eve. İyi değilsin. Gidelim. İyi misin abi sen? Eve gidelim. Abi sen iyi değilsin ya. Götürelim doktora. Tamam abi. He? Eve gidelim. Bundan sonra çok mutlu olacağız. Artık hiç sıkıntı çekmeyeceğiz. Ahmet bize bakacak. Kol kanat gerecek. Bir evin içinde bir erkeğin gölgesi yeter. Heh, babanız geldi. O bizim babamız değil. Bana ne? Ben ona baba demem. Mine, annemiz çok üzülür abiciğim. İstemesek de artık mecburuz. O bizim yeni babamız. Sen ona baba mı diyeceksin? Ahmet ne oldu? Vallahi birden yere yığıldı. Hastaneye götürmek istedik ama istemedi. Ahmet ne oldu? Neyin var? Sağ olun, Allah razı olsun sizden. Sağ olun, size sağ olun. Geç. Geç. Ne olmuş? Bilmem, yolda düşmüş. Niye, hasta mıymış? Hadi. Hastaneye gidelim mi? Yok, iyiyim ben. Biraz dinleneyim, bir şeyim kalmaz. Peki, ben sana bir su getireyim. İyi olur. Ne bakıyorsunuz? Allah Allah ya.
Anne ona ne olmuş? Biraz fenalaşmış kızım. Büyükleri olur bazen. Hadi gelin elini öpüp bir geçmiş olsun deyin. Abi ne yapacağız? Annemin dediğini mi ne? Hadi yürü. Hadi. Annem için mi ne? Annem için. Anladın mı? Daha iyi misin? İyiyim. Sağ ol. Yunus'la Mine de sana geçmiş olsun diyeceklermiş babası. Öyle mi? Geçmiş olsun. Baba. Behrudar oğlum. Geçmiş olsun. Baba. El öpenlerin çok olsun kızım. Yok, yarın gelemem Hanife Hanım. 15. Sizi de arayamadım, kusura bakmayın. Ben artık temizliğe gitmiyorum. Evlendim ben. Evet, bundan sonra hiç gitmeyeceğim. Bıraktım işi. Sağ olun, iyi akşamlar. Gönül! 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 Efendim? Yatmıyor mu daha? Ödev yapıyorlardı daha. Geç oldu, sonra yaparlar. Yatsınlar artık. Hadi abiciğim. Ne oldu? Uykum geldi, yatıyoruz. Ama benim daha... Hadi abiciğim, yatıyoruz dedim. Yunus. İyi geceler anneciğim. İyi geceler oğlum. İyi geceler anne. İyi geceler. İyi geceler baba. Size de. İyi geceler yavrular. Tamam abi, geleceğim. Tamam. Teşekkür ederim Aynur Hanım. Siz nasılsınız? Şey, Aynur Hanım, ben artık temizliğe gitmiyorum. Haber de veremedim size, kusura bakmayın. Gelemeyeceğim. Aa, yok yok, parayı az bulduğumdan değil. Evlendim de ben, gelemeyeceğim. Artık çalışmayacağım. Evet, iyi günler. Temizliğe gittiğim yerlerden arıyorlar. E tabii ani olunca kimseye haber veremedim. Bugün hepsini tek tek arayıp artık temizliğe gitmeyeceğimi söylemem lazım. Artık evlerini başkalarına temizletirler. Çabuk yiyin siz de. Geç kalacaksınız. Hadi. Üstünü de giymemişsin, geç kalıyorsun. Hadi Mine, oyalanma ye kızım. Ben işe gitmiyorum. Bugün de mi izinlisin? Öyle sayılır. Bir süre işim yok. Dün atölye kapanmış. Atölye mi kapanmış? Bu ne demek oluyor? Yani? İşsiz kaldım demek oluyor. Ne? Ne mi? Anlamadın mı hala? İşsizim, işsiz. Anladın mı şimdi? İşsiz. Hadi kalkın, geç kalacaksınız. Çantalarınızı alın.
Gönül, temizliğe gittiğin yerleri ara. İşe devam edeceğini söyle. Hadi hazır mısınız? Anne sen nereye gidiyorsun? İşe kızım işe. Hani gitmeyecektin? Hadi oyalanma hadi. Hadi kızım gel. Aramayı unutma. Hanife Hanım, ben Gönül. Temizlikçi bulamadıysanız eğer ben müsaitim. Vazgeçtim. Çalışmaya devam ediyorum. Tamam, geliyorum. Anne, evlenince çalışmayacaktın. Bize o bakacaktı hani. Çalıştığı iş yeri kapanmış kızım. Ne zaman açılacakmış? İşsiz kalmış. Yeni bir iş bulana kadar evde oturacak. Ya hiç bulamazsa? O zaman olur mu sen bakacaksın? Hadi. Bir an önce şu işi halletsek iyi olur. Merhaba Ahmet abi. İyi oldu bu iş ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nereye gidiyor bunlar? İş başvurusuna. İş mi varmış? Nerede? Ya, yeni bir atölye açılmış. Öyle vasıflı vasıfsız işçi alıyorlarmış. Sahi mi? Ben de şunlara yetişeyim o halde. Kaç yılın atölye şefiyim ben. Beni almayacaklar da kim alacaklar değil mi? Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Sonuçlar ne zaman belli olur? Listeleri kapıya asacağız. Oradan bakarsınız. Teşekkürler. Selamun aleyküm. Bir tane de ben alabilirim. Bunu doldurun. Tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu ekleyip getirin. Sağlık raporu mu? Evet. O niye? Prosedür. Bir form alabilir miyim? Buyurun. Gönül. Aynur Hanım yarın bana temizliğe gelir mi diyor. Olur. Tamam canım, gelirim diyor. Öpüyorum. Dün akşam aradığımda evlendim, bir daha temizliğe gitmeyeceğim demiştin. Bana geldiğini duyunca şaşırdı. Öyle oldu ama sonradan çalışayım dedim. Kocan ne iş yapıyor? İyi mi bari işi? İyiydi de dün çalıştığı atölye kapandı. Ha, işsiz yani. He, işsiz. İşsizlik zor. Benim de tam 10 ay oldu. İnşallah bu iş olur. İnşallah. Çok işçi alacaklarmış. Sen ne kadar zamandır işsizsin? Benim daha yeni. Dün atölye kapanmasaydı zaten işsiz kalmazdım.
Hoş gerçi haftaya başlarım buraya. Öyle bekletmezler beni. Nitelikli işçiyim ben. Atölye şefiyim. Hiç belli olmuyor be abi. İnşallah burada bir sorun çıkmaz. O ne demek şimdi? İş ağırmış. Senin de yaşın var bayağı. Genç işçi arıyorlar. Ben taşı sıksam suyunu çıkarırım. Doğru konuş. Abi bana niye sinirleniyorsun ya? Ben duyduğumu söylüyorum. Allah Allah. Ahmet Gürbüz. Benim. Buyurun. Derin bir nefes alın. Verin. Al. Ver. Al. Ver. Buyurun kalkabilirsiniz. Çarpıntı hissi oluyor mu? Zaman zaman bilinç kaybı. Ağrı ile birlikte bayılma. Yo. Çok iyiyim ben. Hiçbir şeyim yok benim. Şu benim sağlık raporunu da imzalasanız, ben artık işimin başına dönsem. Burada yazan testleri yaptırmalısınız. Kalbinizle ilgili geniş bir tarama gerekiyor. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Sıradaki hastayı alabilir misiniz? Tabii doktor bey. Gönül, sen mi geldin? Gönül, ses versene! Gönül! Biz geldik. Anneniz ne zaman gelir? 7'ye doğru işi biter ama 8'den önce evde olmaz. Bazen iş uzun sürüyor. Geç saatlere kadar çalışıyor. Çok çalışıyor anne. Lan sen bana laf mı sokuyorsun ha? Yok, söyle! Yok vallahi. İşsiz güçsüz oturuyorum diye inceden laf sokuyorsun bana, öyle mi? Bırak abi! Edepsiz! Senin etin ne, budun ne? Alırım ayağımın altına ha! Çıkın dışarı, çıkın! Sinirim tepemde, ikinizi de gözüm görmesin. Ama bu tek bu odada soba yanıyor. Dışarıda üşürüz biz. Yürü mü ne? Kız! Bana yiyecek bir şeyler getir. Ne getireyim? Dolapta ne varsa getir işte. Karnım acıktı. Sen dur. Sobaya bir bak bakayım, ısıtmıyor mu Meret? Odun bitmiş. Ne duruyorsun? Dışarıdan odun al. Ama... Yürüsene lan! Ocakta çay olacak. Git çay koy bana. Ne duruyorsun? Git bana çay getir. Ama ben yapamam. Dökerim. O zaman dökmeden getir. Hadi.
Ne demek iş göremez doktor? İş göremez. İş göremez ha? Sana da, raporuna da. Sizsiniz lan iş göremeyen. Atölye şefiyim lan ben, atölye şefi. Ah elim. Atölye şefi. Elim. Öf elim. Beceriksiz elim. Şey. Dikkat etsene, sepaya döktün. Elim acıyor elim. Yürü git bez getir. Başlat beline. Ortalık rezil oldu. İki çocuk. İkisi de bir işe yaramaz. Nereden düştüm bu eve ben? Mine. Mine kız! Temizle şurayı. Yunus, oğlum. Bu odunlarla ne işin var senin? Şey, sobada odun bitmişti de. Baban evde değil mi? O neden almadı? Evde. Yoksa o mu söyledi? Getir bana. Hadi. Yunus, Ahmet mi dedi sana bahçeden odun taşı diye? Ben yokken Ahmet size kötü davranmıyor değil mi oğlum? Eğer öyleyse, öyleyse çok üzülürüm. Oğlum konuşsana. Çekil kız önümden. Odana git. Anan gelene kadar da çıkma oradan. Yunus. Yoksa. Mine. Şey, sen yokken babam bize çok iyi davranıyor. Hatta okuldan gelince başımızı okşadı. Ne kadar güzel çocuklarsınız siz dedi. Dışarı çıkıp odunları ben almak istedim. Yoksa o çok ısrar etti. Bırak ben alayım diye. Ama ben yok dedim. Çok şükür. Mine! Mine! Abin nerede? Git şuna bak Allah'ın cezası beceriksizler. Üşüdüm lan burada. Hadi! Bakma! Mine? Mine kızım nereye gidiyorsun? Mine sen ağladın mı? Anne. Anne Mine okulda bugün arkadaşlarıyla kavga etmiş. Eve geldiğimizden beri ağlıyor. Canım kızım benim. Ne yaptılar kızım sana? Anlat bakalım bana. He? Ne yaptılar yavrum sana? Eline ne oldu? Yere mi düştün yoksa? Beni ittiler anne. Beni sırtından yere ittiler. Düştüm. Çok acıdı. O zaman anneni öpsün belki geçer. Geçti. Canım. Ay canım. Hoş merhaba. Geldin. Abi anneme neden söylemiyoruz? Söyleyemeyiz abicim. Söylersek çok üzülür. O adam benim canımı acıtıyor. Ben seni korurum. Koruyamazsın. O adam senden büyük. Ama unuttun mu? Ben çok güçlüyüm.
Yarın da gidecek misin temizliğe? Gideceğim. Niye sordun? Hiç. Sen? Yani sen ne yapacaksın? Evde misin? Evdeyim. Çocuklarına bekçilik yapacağım. Yetmez mi? Benden zaten bekçi olurmuş. O ne demek şimdi? Kes demek, kes! Anladın mı? Benim çocuklarımın kimseye ihtiyacı yok. Çok şükür kendilerine bakabilirler. Aa, öyle mi? Herkes size bakıyor, bir ben bakamıyorum, değil mi? Hadi kızım odanıza. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yüzüme söyle de kurtul. Pişmanım de. Sakın çıkmayın dışarı. Lanet olsun senin evlendiğin güne de. Ne susuyorsun? Ya bütün gün çalışmaktan canım çıktı. Bir de sen. Ha, bir de beni taşıyorsun sırtında. Ama atölye kapanmasaydı öyle demeyecektin. O zaman başının üstünde taşıyacaktın. Allah kahretsin. Bağırma, bağırma ne olur. Konuşma, bağırma, yürüme, yaşama. Başka? Geç otur. İşsizsem de ölmedim daha kadın, ölmedim. Ahmet lütfen. Ne diyorsun be kadın? Çocukların da, sen de düşün yakamdan kadın! Anladın mı? Düşün! Tamam, düşün yakamdan! Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine! Anne! Anne! Anne, anne üzülme. Üzülme ne olur! Sen üzülme! Buyur, Gönül Hanım. Zengin. Zengin oldum. Ben yapmadım. Ben yapmadım ki. Zengin oldunuz. Ben yapmadım ki. Hadi. Ben yapmadım. Hadi yürü. Ben yapmadım. Zengin oldunuz. Zengin. Ben hırsız değilim. Hatice yalan söylüyor. Hatice yalancı, ben değil. Gönül. Gönül. Gözün aydın, zengin olduk. Hadi yürü. Ben hırsız değilim. Hatice yalan söylüyor. Hatice. Zengin olduk. Ben hırsız değilim. Hatice yalan söylüyor. Ben yapmadım. Yapmadım. Bu altınlar Hatice ablanın. Bunları geri götürmeliyim. Thank you.
Hayır. Dur! Hırsız var! Bırak beni, bırak! Ne olur bırak, gideyim! Hırsız! Ben yapmadım! Bırakın hırsız beni. Var! Hırsız var! Gideyim. Hatice gel ben buraya! Ben altınları geri getirdim! Ben bir şey yapmadım! Bırakın beni, ben hırsız değilim! Polisi ara, çabuk! Polisi ara! Bırakın beni, çabuk. Ne olur! Polisi ara, çabuk! Çabuk polisi ara, çabuk! Hayır yapmayın, ne olur! Ben hırsız değilim! Kes sesini! Bırakın beni, ben çalmadım! Oğlum! Yunus! Durun, sakin olun. Yaygara çıkarmayın buradan. Tüh! Hırsızın anası. Benim oğlum hırsız değil. İftira bu. Hepsi iftira. Hırsız. Senin oğlun bir hırsız. Benim abim hırsız değil. Yalancılar. Oğlunu evimin salonunda yakaladık. Balkondan tırmanıp girmiş. Altınlarımızı mendilin içine koymuş. Kaçarken yakaladığımız. Son anda hem de. Uyanmasam geldiği gibi balkondan uçup gidecekti. Son anda yakayı ele verdi namussuz. Doğru konuş. O daha küçücük bir çocuk. Aç gözlü bir çocuk. Yalan. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Yunus suçsuz. Kadın. Kendi elimle yakaladım oğlunu diyorum. Sen daha suçsuz diyorsun. Altınlar elindeyken yakaladım. Madem suçsuz, ne işi vardı benim evimde? He? Anne, sakın inanma sen onlara. Abim yapmaz. Soyadın neydi? Yılmaz. Yunus Yılmaz. Yaş 12. Suç üstünde yakalanmış olup olay yerinde yapılan gerekli incelemeler sonucunda suçu sabit olup... Ne olur bırakın gideyim. Ne olur bırakın beni, ne olur. Ne olur bırakın beni, ben hırsız değilim. Hayır. Sakin ol bakalım. Hayır. Sakin ol bakalım, otur şöyle. Çıkarın bunları ne olur. Ben hırsız değilim. Ben yap.
yapmadım. Ben yapmadım. Söyle bakayım, niye yaptın? Ben yapmadım. Yahu niye inkar ediyorsun? Avucunun içinde çaldığın altınlarla yakalanmışsın oğlum. Hala niye inkar ediyorsun? Ama... altınları ben çalmadım. Ahmet amca çaldı. Sana da tavsiye ettiğim aileye bak. Karışma demiştim değil mi? Sana kaldıydı el alemi evlendirmek. Ne karışıyorsun, sebep oluyorsun? Hırsız oğlu varmış. Ne bilirdim ben? Aa. Benim abim hırsız değil Hatice teyze. Senin altınları başkası çalmıştır. Mine gel kızım. Ahmet bana bak. Ceplerini iyi yokla. Senden de çalmıştır bu çocuk. E yapma artık. Doğru söylüyor. Senden de ufak ufak götürmüştür. Senin başını da yaktık Ahmet. Ne bilirdim ah, ne bilirdim. Oğlum Yunus. Annesi misiniz? Evet. Buyurun. Oğlum Yunus. Annem. Oğlum. Yunus. Otur yerine. Ahmet Gürbüz. Benim. Siz de girin. Ahmet Gürbüz. Benim komiserim. Yunus altınları senin çaldığını söylüyor. Ne diyorsun? Ben mi? Yani nasıl yapmışım ki? Ben evde uyuyordum o saatte. İnanmıyorsanız Gönül'e sorun. Kendisi gelip uyandırdı beni, Yunus evde yok diye. Olayı anlatır mısınız? Yunus'un evde olmadığını nasıl fark ettin? O sırada kocan evde miydi? Gece bir ara uyandım. Çocukların odasına gittim. Mine'nin üstünü örttüm. Yunus orada mıydı? Peki ya kocan? Kocan o sırada neredeydi? Ahmet Gürbüz evde miydi? Evde. Uyuyordu. Ama oğlum suçsuz. O böyle bir şey yapmaz. Tamam, siz dışarı çıkabilirsiniz. Tamam. Hadi gel oğlum, çıkalım. Hanımefendi, Yunus burada kalacak. Gönül, sakin ol. Siz çıkın. Anne, Gönül. Oğlum... Hanımefendi anne, lütfen. Oğlum, ne yapıyorsun? Oğlum hırsız değil. Dur. O hırsız değil. Anne ben yapmadım. Sakin ol. Çıkın dışarı çabuk. Oğlum. Gönül. Anne. Çık oğlum. Çık dışarı Gönül. Oğlum. Çık. Anne. Oğlum. Anne bırakma beni. Ben yapmadım. Ben mi yapmadım ki? Ben yapmadım. Yapma Gönül. Ben yapmadım. Allah'ım sana sığındım. Senden başka hakikati bilen yoktur. Rabbim benim küçük masum oğlumu kötü kalpli insanlardan, iftiracılardan, kalpleri kötülük içinde olanlardan koru. Gerçek ortaya çıkana kadar oğluma dayanma gücü ver. Allah'ım sen yeri göğü yaratan, bizi bu karanlığın, bu iftiranın içinden al. Küçük oğlumu bana bağışla. Oğlumu benden uzaklaştıranın önüne taş koy. Yolu bir yere varmasın. Göğsüne ateş düşür. Başkasının çektiğini anlasın. Allah'ım evladıma bunu yaşatanların yüreğine acı ver. Yüce Rabbim onlara doğru yolu göster. Beni evladımdan ayıranı, bu ateşi evimize düşüreni ıslah et.
Ona doğru yolu göster. Amin. Gönül. Ne oldu? Hasta mısın yoksa? Yok. Yok, ben iyiyim. Ben iyiyim. Hazırlan, gidiyoruz. Nereye? Polise. Onlara anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Oğluna kavuşacaksın Gönül. Nasıl? Ahmet. Ahmet, ne diyeceksin komisere? Yunus suçsuz diyeceğim. Onu ben de söylüyorum ama inanmıyorlar. Bana inanacaklar, merak etme. Oğlum, kurtulacaksın yavrum. Buyurun. Komiser Bey'le görüşebilir miyiz? Yunus Yılmaz hakkında anlatacaklarım var. Telefonla konuşuyor. Biraz bekleyeceksiniz. Buyurun. Tabii. Eyvallah. Evet. Sizin bölgede. Buradan takviye ekipleri yola çıktı. İzlemedeyiz. Buyurun. Oturun. Sağ olun. Evet. Şey komiserim. Benim dün geceki olayla ilgili size anlatmam gereken şeyler var. Yunus Yılmaz'la ilgili. Şu küçük hırsız. Yunus hırsız değil komiserim. Altınları ben... Bir dakika. Evet. Efendim amirim. Evet amirim, hemen geliyorum. Siz burada bekleyin, hemen döneceğim. Peki. Ben seni sorarayım mı Hüseyin? Çok önemli bir işim var. Müjde abi, müjde. İşimize geri dönüyoruz. He? Atölye yeniden açıldı. Yabancı biri satın almış. Müdürle konuştum. Atölye şefleri yarın sabah işlerinin başında olsun diyor. Kral gibi işimiz oldu. Sabah sakın geç kalma. Erkenden iş başı yapıyoruz. Yabancı patron bir de. Vay vay vay. Vay anam vay. Bunlar şimdi maaşlara da zam yapar ha. Tamam. Tamam, görüşürüz. Bana ne anlatacaktın, söyle bakalım. Şey, ben şey diyecektim. Yunus hırsızlıktan kaç yıl yatar? Ne oldu? Ne dedin komisere? Bırakacaklar mı oğlumu? Yaşı küçük diye az yatar çıkarmış. Hayır. Bırakmıyorlar oğlumu. Bana geri vermiyorlar. Gönül, komiser Yunus'u görmemize izin verdi. Komisere çok yalvardım. Yunus yapmaz böyle şeyler dedim. Benim oğlum hırsız değil. Ben de öyle dedim. Yunus hırsız değil dedim. Çıkarsınlar oğlumu buradan. Çıkarsınlar. Ne haber lan? Yunus Yılmaz. Abi bize kimse gelmeyecek mi ya? Abi kaldık ya burada. Abi çıkar bizi buradan ya. Yürü bakalım. Çık buradan pis yalancı. Sen çaldın. Hırsız sensin. Yunus beni dinle. Burada susuyorum ama mahkemede hepsini anlatacağım. Orada beni hakim amca dinleyecek. Hırsız. Yunus beni dinle dedim sana. Çok vaktimiz yok. Birazdan annen gelecek. Onu hırsızın sen olduğunu söyleyeceğim. Söylememelisin. Oğlum. Annem. Yunus'um. Anneciğim. Oğlum. Oğlum. Yunus'um. Çıkacaksın buradan. Her şey ortaya çıkacak. Çıkacak, evine döneceksin Yunus'um. Sen hırsız değilsin. Herkes öğrenecek gerçeği. Anne. Söyle oğlum. Yunus'um. Ne olur söyle. Hatice Hanım'ın evinde ne işin vardı? Ne oldu? Neden gittin oraya? Hırsızlık için anne. O altınları ben çaldım. Ben hırsızım anne. Hayır. Hayır.
Gönül! 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 Bizim için yaptım. Yakalanmasaydım altınları satacaktım. Çok paramız olacaktı. Sen çalışmayacaktın. Temizlikçinin oğlu olmaktan bıkmıştım artık. Anlıyor musun anne? Zengin olmak istedim. Hırsızın anasıyım öyle mi? Hırsızın anası. Sen üzülme anne, ne olur. Annem. Ağlıyordu, birden düştü, bayıldı. Ne oldu buna? Ay zavallı. Sağ ol kızım. Sen de üzme kendini artık. Benim oğlanın avukat bir arkadaşı var. Ona sormuş. Yunus'un yaşı küçük olduğu için çok yatmaz çıkarmış. Hatice abla da şikayetçi olmayacakmış hem. Çocuk yapmış bir cahillik işte. Küçük yaşta hırsız etti kendini. Yalan söylüyorlar. Benim abim hırsız değil. Gönül, bize müsaade komşum. Bir şey lazım olursa haber ver. Geçmiş Allah olsun. Allah razı olsun sizden. Geçmiş olsun. Anne, inanmasın onlara. Benim abim hırsız değil. Benim abim hiç kimsenin hiçbir şeyini çalmaz. Allah'ım, sen yardım et bize. Gerçeği anlatmayacaksın Yunus. Ne annen ne de bir başkası gerçeği bilmemeli. Anlatacağım. Anlatırsan eğer ben içeri girerim. O zaman annene kardeşine kim bakacak ha? Sen bakabilecek misin? Senin işin yok ki. Var. Bizim atölye yeniden açılmış. Yani işime geri dönüyorum. Yarın sabah işbaşı yapıyorum. Tabii sen... Sana söz veriyorum. Annene de kardeşine de çok iyi bakacağım. Eğer bakmazsam o zaman her şeyi itiraf edersin. Kabul. Hem yaşın küçük, 1-2 yılda çıkarsın buradan. Ben yaptım diyeceksin. Ama... Yunus, anneni kardeşini düşün. Eğer beni içeri tıktırırsan onları yokluğa mahkum edersin, anladın mı? Onlar için yapacağız bunu. Sen onlara bakamazsın. Ben onlara çok iyi bakacağım. Sana söz veriyorum. Suçu kabul et. Et ki anneni, kardeşini yokluğa mahkum etme. Şimdi soruyorum sana. Hatice'nin evinden altınları kim çaldı? Ben çaldım. Aferin sana koca adam. Ben onlara çok iyi bakacağım. Sana söz veriyorum. Suçu kabul et. Et ki anneni, kardeşini yokluğa mahkum etme. Ama ben hırsız değilim anne. Değilim. Thank you.
Gönül, sen hazır mısın? Hı hı. Ben de geleceğim anne. Mine kalsın. Ona göre bir yere gitmiyoruz. Ben abimi görmek istiyorum anne. Kızım, abini bugün... Biliyorum, hapishaneye gönderecekler. Ama benim abim hırsız değil. Mine, Yunus her şeyi itiraf etti kızım. Benim abim çalmaz. Benim abim çok güçlü. Sen üzülme anneciğim. Biz o gece olanları bilmiyoruz. Görmedik ama Allah her şeyi görmüştür. Peki. Hadi hazırlanalım o zaman. İkimize de bakabilirsin. Sen gitme ne olur. Artık sen de güçlü olacaksın. Ağlamak yok. Anladın mı Mine? Çok güçlü olacaksın. Oğlum, oğlum. Abi, olamam abi. Mine. Yunus'um. Yunus, sen hırsız değilsin. Oğlum. Allah her şeyi gördü. Oğlum, Yunus'um. Anne, üzülme ne olur. Yunus'um. Bırakın abimi. Bırakın abimi. Özür dilerim bırakın oğlum, seni koruyamadığım için Allah beni affetsin. Sana vurduğum için beni affet oğlum. Götürmeyin oğlum, o daha çok küçük. Abi, oğlum. Anladın mı? Merak et. Yunus'um, oğlum. Anne. Abi vurdum. Abi. Anne. Yunus. Kardeşim. Oğlum. Bırakın oğlumu. O daha çok küçük. Anne. Oğlum. Yunus'um, abi. Gitme. Gönül. Bırakın abi. Oğlumu. Yunus. Gitme. Dur. Abicim, gitme. Abi! Yunus'um! Benim abim sassız! Benim abim sassız! Allah her şeyi biliyor! Oğlum! Allah kurtarsın! Allah kurtarsın. Geç şöyle bir yatak bul. Hoş geldin. Abim çok üzülür. Kızar bana annemi niye ağlatıyorsun diye. Ağlamıyorum kızım. Hadi sen dersini yap. Afiyet olsun kardeşler. Sağ ol kardeşim. Ne duruyorsun? Gel şuraya birkaç lokma bir şey ye. Gel otur şöyle. Gönül, yine ben geldim. İyi akşamlar ev halkı. Hoş geldin.
Nasıl Mine? Okul nasıldı? Bakın size neler aldım neler. Aman da aman, bunlar Mine için miymiş? Mine'nin bebeği. Bu oyuncak ayısı. Merhaba Mine, nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor okul? Bunlar da cici bici elbiseleri. Bu da tabii ki ayakkabısını da unutmadık. Nasıl? Beğendin mi? Bunların hepsi var bende. Ama bunlar yeni. Minecik beni beğenmedin mi? İstemez. Şuna bak. Gönül. Nasıl bu? Beğendin mi? Bu sana çok yakışır. Beğendin mi? Tam sana göre değil mi? Şunun rengi nasıl? Sana çok yakışacak. He? Ne dersin? Sevdin mi? Beğendin mi? Bu da karıcığımın çantası. Ha, al şunu da yarın eve güzel bir alışveriş yap. Kasaptan bir kilo mis gibi pirzola al. Bugün maaş al. Cebimiz para gördü bak. Bugün tam bir ay oldu. Ha? İşte ben de onu diyorum. Şükür maaşımızı aldık. Hem de zamlı. Artık hiç sıkıntı çekmeyeceksin Gönül. Hiç sıkıntı çekmeyeceksin. Şu halime bak. Sıkıntı benim şuramda. Göğsümün içinde. Sönmüyor. Dinmiyor. Bir gün bir an olsun eksilmiyor. Sıkıntı, sıkıntı şuramda yumruk olmuş. Su içirmez, yemek yedirmez, nefes aldırmaz. Evladı eksik olan ananın sıkıntısı bitmez. Ağrısı dinmez, acısı gitmez. Hiç bitmez. Yunus'uma hırsız dediler. Olsun. Hırsızsa benim hırsızım. Benim evladım. Ben anayım. Anayım. O hırsız benim hırsızım. Bu candan, bu ciğerden olma.
Kimse görmedi. Kimse görmedi. Sen yaptın. Hayır. Hayır, kimse görmedi. Git. Git buradan. Git. Git. Git buradan. Git. Git. Sen yaptın. Allah her şeyi gördü. Ben çaldım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben çaldım. Ben çaldım. Hepsi bu kadar komiserim. Size tüm gerçeği anlattım. O gece Hatice'nin altınlarını ben çaldım. Hırsız benim. Yunus suçsuz. Evet. Yunus'un suçsuzluğu ortada artık. Ama ben bir şey merak ettim. Çocuk altından elinde yakalandı. Hiçbir görgü tanığı yok. Neden itiraf ediyorsun? Çünkü Allah her şeyi gördü. Gönül, bir gün buradan çıkarsam eğer, Allah'ın izniyle sana söz veriyorum. Ailesi için çalışan çok namuslu bir insan olacağım. Bir gün söz sana layık olacağım. İnan bana Gönül, yapacağım. Mine, güzel kızım, sen çok haklısın. Sen haklıydın kızım. Senin abin çok ama çok güçlü biri. Hırsızlık zayıfların işi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.